Sayın Güven aynı şey. Öyle mi? Aynı şey. Aynı konu. Aynı dönemde. Basında Salda Gölü'ne ilişkin paylaşılan görüntüler kesinlikle atık su kaynaklı olmayıp kaynak sularının Salda Gölü ile birleştiği alanlardaki doğal görüntülerdir. Bakanlığımızca hassasiyetle çalışmalar yürütülürken basında son dönemde özellikle bir takım basın organlarında asılsız iddialar yer almakta olup iddiaların her birinde projelerimizle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyu yanıltılmaktadır. Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup, sarı çamur görüntüsünün bu alanda gölü besleyen, gözelerden sızan suların üzerine çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınması kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Salda Gölü yaşanan küresel kuraklık bakımından değerlendirildiğinde ülkemizde bu kuraklıktan etkilenen göllerimizden biridir. Ancak kuraklığın en büyük nedeni tüm dünyada olduğu gibi küresel iklim değişikliği olup bu kapsamda gölün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar bakanlığımızca devam etmektedir. Bu asılsız iddialar arasında kuyu sondajları, sulama göletleri nedeniyle de kuraklık olduğu belirtilmiştir. Bu bölgede kuyu açılmasına ve su sondajlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmemektedir. Yeni bir gölet ve baraj yapımına da kesinlikle müsaade edilmemektedir. Ayrıca çevredeki akarsular gölü beslemeye devam etmektedir. Bu sayede bölgede buharlaşma oranının yüksek olmasına rağmen Salda Gölü su seviyesinde Ocak ayından bu zamana kadar 5 santimetre yükselme olmuştur arkadaşlar. Salda Gölü ve bölgesinin kireç taşı ve benzeri karstik oluşumlara sahip olması nedeniyle su ile eriyen bu yapıların oluşturduğu boşluklar buradaki yağış suyunu daha alt tabakalara indirerek yeraltı su seviyesinin yükselmesi noktasında etkili olmaktadır. Dolayısıyla yağış ile gölün su seviyesi artışı beklenen seviyede olmamıştır. Yapılan tüm projelerimiz Salda Gölü ve çevresini korumaya yöneliktir arkadaşlar. Bu hassas alanları gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması projelerini bakanlığımız kararlılıkla devam ettirecektir. Bu haberleri paylaşanlar buraları gelip görseler inanın ben de inanıyorum takdirlerini ve tebriklerini Çevre Şehircilik Bakanlığımıza iletecekler. Hakikaten dünya harikası bir yerdeyiz ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız öncülüğünde bu alanı korumak noktasında hiçbir şeyden geri kalmadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dün gazetelere düşen haberle ilgili yılın bu günlerinde, bu aylarında hep çam ağaçlarından polenler Salda Gölü'ne akar ve bu olayı Salda Gölü'nde sanki bir şey varmış gibi haber yapılır. Salda Gölü şu anda tabii ki kuraklık nedeniyle yeterince su olmaması ancak bu sene 3 defa çok ciddi kar yağdı. O yağan karlar nedeniyle de çamur gibi görünen yerler dağlardan inen yer altından gelen kar sularıyla birlikte çamur gibi görünüyor. Eğer öyle olmasa orası kurak bir toz halinde görünür. O daha kötü. Yani şu anda gerçekten eriyen karlar nedeniyle Salda Gölü'ne su akımı oluyor. Yılın bu aylarında çamlardan çıkan o polenler her defasında Salda Gölü'ne bu şekilde bir görüntü verir. Bu bizi aldatmamalı, yanıltmamalı.